Selamun aleyküm kardeşlerim. Takvim yaprağında güzel bir şey geldi de onu paylaşayım istedim. Babanın vazifelerine dair. Bir adam oğluyla beraber Hazreti Ömer Efendimizin huzuruna gelip "Benim bu oğlum bana karşı geliyor, asi oluyor, eziyet veriyor" diye şikayette bulundu Hazreti Ömer Efendimiz'e. Hazreti Ömer radıyallahu efendimiz babana karşı gelip ona asi olmakta Allahu Teala'dan korkmuyor musun diye sordu çocuğa. Babanın oğlu üzerinde hakları şunlardır diyerek babanın haklarını saydı. Çocuk ey müminlerin emiri evladın baba üzerinde hiç hakkı yok mudur diye sordu. Hazreti Ömer Efendimiz Allah ondan razı olsun, evet evladın da baba üzerinde hakları vardır. Çocuklarının annesi olacak kadın ahlakı bozuk birisi olmamalı. Eş seçimine dikkat diyor yani. Evladına güzel bir isim vermeli ve ona Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğretmelidir. İsim de çok önemli kardeşlerim. Yani kaya, taş, maş böyle doğudan gelen boş isimlerden sakınalım. Peygamber isimlerinden koyalım. Sahabe-i kiram efendilerimizin isimlerinden, Ehlullah'ın isimlerinden koyalım. Kur'an-ı Kerim'i de okutalım, öğretelim. Kur'an okumazsa, ayet dinlemezse, hadis dinlemezse, efendim anne babaya efendim Allahu Teala öh bile efendim demeyeceksin ayetini okumazsa, duymazsa o çocuk anneyi babayı sayar mı? Lokman suresinden habersiz bir evlat. Bunlar üzerine çocuk, vallahi annem ahlakı bozuk biri idi. Bana güzel bir isim de vermedi. Bana Allahu Teala'nın kitabından bir ayet bile öğretmedi dedi. Hazreti Ömer Efendimiz adama döndü ve oğlum bana karşı geliyor diyorsun. O sana asi olup kötülük yapmadan önce vazifeni yapmayarak sen ona kötülük yapmışsın buyurdu. Rabbim Celle Celaluhu şu kıssadan ibret alıp buna göre efendim evlatlarımızı güzel bir şekilde yetiştirmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Bu zamanda da çok zorlaştı bu iş. Çok çok çok. Sen yetişirsen çevre bozuyor. Bir hocam demişti, medreseye çocuklarınızı verin, daha bir şeye karışmam. Elinizi sıcak soğuk sudan soğuk suya değdirmeden çocuk çok güzel bir şekilde yetiştirir demişti. Allah Teala hayırlı eylesin evlatlarımızı. Rabbim Celle Celaluhu kötü ahlaklı evlatlardan muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.